Hadi bakalım, hazır mıyız? Sağ solu görmediğim için şu anda Tayta'ya vardık. Nerede karşılaşacağımız belli olmayabilir. Şimdiki durağımız yerlilerinin yaşadığı, ziyaret ederken yerlilere ışık hüzmelerinin, adanın bütün yüksekliği, bütün o görkemi. Geri kalan 7-8 tane ada. Tayta'dan tekneye bindik. Fil Adası ve Kale Adası adı verilen iki tane adaya gideceğiz. Herhalde bu büyük tekne bize yetecek bugün. Umarım fazla ıslanmayız çünkü oldukça rüzgarlı bir hava var. Birazdan yolculuk başlıyor. Onu! Fil Adası adını verdikleri bir adadayız şu anda. Bunun dışında turist yok bu adada. Normalde turistlerin geldiği bir yermiş ama bugün fırtına olduğu için kimse yok. Adaya yakın olan kısım rüzgarsız ama biraz daha uzağa gittiğiniz zaman aşırı bir rüzgar var. Fırtına bize indi neredeyse. Dedik birazdan mağaraya giriyoruz. Şimdiki durağımız Fil Adası'ndaki mağara olacak. Bakalım mağarada bizi neler bekliyor. Mağaraya doğru yola koyulduk. Yani mağara diyoruz ama arada böyle mağaralar falan da var içeride. Çok değişik kayalıklardan oluşan. Bu adada yaşayan yerlilerin olup olmadığını sordum rehberimize. Herhangi bir bilgisi yok bu konuda ama Koron özellikle Filipinlilerin yerlilerinin yaşadığı bölge. Tur yapımına izin verilen sadece 2-3 tane ada var. Geri kalan 7-8 tane ada ve yani olağanüstü doğal güzellikleri tamamen yerlilerin yönetiminde ve turistlere kapalı. Filipinler'de yaygın aslında bir yerli halk kültürü var. Yani mesela ziyaret ederken yerlileri onlara bir kahve götürmemiz gerekiyormuş. Ben bunu geçen sene Koron'u ziyaret ettiğimde öğrendim. Ama yerlileri ziyaret etme fırsatımız olmadı. Vay 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 vay. Evet, sanırım mağaranın başlangıcına geldik. Aslında gitmek istemiyorum çok da. Merak etmek hoş değil. Nerede karşılaşacağımız belli olmayabilir. Burası daha ana mağara değil yani. Buraya daha ana mağaraya gelmedik. Bu adanın içinde böyle küçük küçük 5-6 tane mağara varmış. Bunlar da ana mağaraya giderken önümüze çıkanlar. Arkadaşlar şu an ana mağaranın girişindeyiz. Görmüş olduğunuz merdivenler yukarıda bizi ana mağaraya götürüyor.
buraya geldik. İnanılmaz bir su var burada. Gerçekten çok keskin kayalıklar var. Kendimizi kırmazsak iyidir. Şöyle daha kenara gelip atlamak istiyorum. Hadi bakalım, hazır mıyız? Gerçekten oldukça büyük ve derin kanallar var içinde. Kanallar nereye çıkıyor tam olarak bilmiyorum da. Giderek karanlıklaştığı kesin. O yüzden ben de çok derinlerine doğru gitmek istemedim. Şu anda Fil Adası'ndaki mağaranın çıkışındayız. Hemen kenarda bir tane daha mağara var. Ama oraya hiçbir turist girmiyormuş. Turistlerin uğramadığı bir mağara. İçerisi tamamen karanlık. O mağaraya girdim az önce. Yukarıya doğru çıkmaya çalıştım. Yani karanlıktan pek bir şey gözükmüyor ama en yukarıda bir tane oyuk var. Oyuk adanın tepesine doğru açılıyor. Ve inanılmaz bir manzara var içeride. O ışık hüzmelerinin geldiği. Yani kamerayı yanıma almadım. Sağa solu görmediğim için tutunarak yukarıya çıktım. O yüzden orada video çekemedim ama hakikaten gelince görülmesi gereken bir yer. Şimdi tekneye doğru yola koyulduk. Bir iki fotoğraf çekimi yaptım. Gerçekten olağanüstü bir yer. Aşırı rüzgar var. O yüzden çok fazla uzağa gidemeyeceğiz. Şurada görmüş olduğunuz Kale Adası'nın arka kısmına, adanın bütün o yüksekliği, bütün o görkemi arka kısmından görülüyor. O tarafına gidip bir iki fotoğraf çekmeye çalışacağız. Arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz Castle Island, buradaki yerler Pavilion Island diyor. Bir tane ismi var adanın. Buraya yanaşmaya çalıştık. Sahilde çok fazla resif olduğu için tekneyi yanaştıramıyorlar. Buraya çapa atıp bizim yüzmemizi istiyorlar. Yüzerek ulaşabileceğimiz bir yer ama rüzgar olduğu için burada özellikle drone uçuramıyorum. Ben de adanın arka kısmına geçmeyi teklif ettim teknenin kaptanına. Çünkü adanın arka kısmından bütün boyunu, enini ve adanın yüksekliğini görebiliyoruz. Belki bir drone uçurabilirim. Eğer kuytu rüzgarsız bir kısmını yakalayabilirsek adanın. Rüzgarımız böyleydi. Aşırı rüzgarlı bir hava var. Birazdan bu rüzgarda geri dönmeye çalışacağız. Bu kadar ıslanmaya, mücadeleye değdi gerçekten. Çok ilginç görüntüler yakaladığımı düşünüyorum.